Muzaffer, kendimi hiç iyi hissetmiyorum artık. Doktoru aradım Nazan, yolda. Ne olursun bırakma kendini. Anneciğim bak, ben yanındayım. Geçti değil mi ağrın? Geçmez olur mu Osman'ım? Hemen çık, geçti. Muzaffer, bunlar artık son anlarım. Acısıyla, tatlısıyla çok güzel günlerimiz oldu. Ben bütün güzel günlerimi yanımda götürüyorum. Ama takdiri ilahi, evladıma daha doyamadan beni sizden alıyor. Nazan, böyle konuşma ne olursun. İyi olacaksın. Yine çok güzel günlerimiz olacak. Muzaffer, senden tek bir söz istiyorum. Osman'a çok iyi bak. Onu kimseye muhtaç bırakma. Allah aşkına Nazan, konuşma. Yeter. Söz ver. Ona öksüzlüğünü hissettirmeyip hep yanında olacağını. Anasızlığının yanında babasızlığı tattırma. Sahipsiz görmesinler. Söz veriyorum. Hayatımın üstüne söz veriyorum. Nazan. Anne, anneciğim. Nazan. Nazan'ım. Sana söz veriyorum Nazan. Hayatımın sonuna kadar evladımıza iyi bakacağım. Asla yanımdan ayırmayacağım. Ona hep sahip çıkacağım. Söz veriyorum, söz. Bak işim, ben sana aşık oldum. Hatta Nazan'dan sonra kimse olmaz diyordum. Seni gördüğüm an anladım ki bu büyük bir yalanmış kendime söylediğim. Ama olmaz. Evlenemeyiz. Ama niye Muzaffer? Ben de sana ilk görüşte aşık oldum. Sen de tam benim hayallerimde yaşattığım adamsın. Güler yüzlü, anlayışlı, olgun. Konu Osman'sa sana söz veriyorum. Bana inan. Rahmetli eşin Nazan'a verdiğin sözü tutmana ben de yardım edeceğim. Sahi mi? Bunu benim için gerçekten yapar mısın? Senin için değil. Bizim için her şeyi yaparım. Hem de her şeyi. Osman'a öyle bir annelik edeceğim ki Osman bile öz annesinin eksikliğini hissetmeyecek. Sana söz veriyorum. Çevelettin ha? Ver diyorum sana şu çerçeveyi. Vermeyeceğim işte. Demek vermiyorsun ha? Canım yanıyor Yasim abla. Abla demeyeceksin bana diye kaç kere söyledim sana. Anne diyeceksin bana, anne. Anladın mı? Benim annem var. Sen benim annem değilsin. Demek annem var, öyle mi? Peki nerede anne? Senin annen öldü, anlıyor musun, öldü? Annem ölmedi. Annem cennete gitti. Ve bir gün buluşacağız. Keşke onun yerine sen ölseydin, sen. Ne oldu eşim? Bu sesler de ne? Yok bir şey Muzaffer. Ben o annesizliğini hissetmesin diye saçımı süpürge ediyorum. O bana hakaret ediyor. Yeşim yapma Allah aşkına. O daha çocuk. Ne anlar hakaret etmekten? Ya ben yani yalan söylüyorum yani, öyle mi? Senin o kıymetli oğlun bana annem yerine o mezara sen girseydin keşke dedi. Yazıklar olsun ya. Tamam hayatım. Sakin ol biraz. Ben şimdi onunla konuşacağım. Osman! Osman, neden böyle yapıyorsun yavrum?
Bak Yeşim ablam sana annelik yapmaya çalışıyor ama sen... Annem değil o benim. Bak duyuyor musun Muzaffer? Sevmiyor beni işte. Osman, Yeşim ablana karşı ayıp ediyorsun. Derhal özür dile. Dilemeyeceğim işte. Bak annemin resmini ne hale getirdi. Aa, üstüme iliksir alıp yalan söylüyor. Özür dilerim. Dilemeyeceğim işte. Ama hayatım, Yeşim, sen de biraz anlayışlı olamaz mısın? Daha ne yapmamı bekliyorsun ki, anlamadım. Çaba sarf ettiğini biliyorum hayatım. Ama biliyorsun, Nazan'a ölmeden önce söz verdim. O bana emanet. Anlıyorsun değil mi? Haklısın hayatım. O daha çocuk. Benim biraz daha alttan almam gerekiyor. Yoksa biliyorsun ne kadar çocukları sevdiğimi. Bir de bizim çocuğumuz olsa. Ne yapalım Yeşim? Bizim çocuğumuz olmuyor olabilir. Hem bu kadar üzülme. Belki ileride Allah'ın izniyle olur. Hem bak aslan gibi oğlumuz Osman var. Haklısın kocacığım. Ben yukarı çıkayım da Osman'ın gönlünü alayım. Ne de olsa o bize emanet. Daha benim sözümden dışarı çıkarsan seni anneanneni postalarım. Anladın mı? Bu ne demek biliyor musun? Babanını bir daha hiç göremezsin. Yeşim abla, ne olur beni babamdan ayırma. Ne istersen yaparım. Yeter ki beni evden yollama. Vallahi sen bilirsin. En ufak bir hatanda kendini kapının önünde bulursun. Söz veriyorum Yeşim abla. Halen bana abla mı diyeceksin sen? Oo, bakıyorum da hemen barışmışsınız. Muzaffer'cim, hiç anneyle oğul arasında küslük olur mu? Oğlum benim. Değil mi Osman? Hı? Abla, ne yaparsam yapayım bu çocuğa yaranamıyorum. Gerçi sinirimi de bozmuyor değil ama... Nihayetinde sübyan zavallı. Aman kızım, ne demiş eskiler? Acı mı acınacak hale düşersin. Sen zaten hatayı baştan yaptın ya. Neyse. Ne demek istiyorsun abla? A benim saf davranım. Diyorum ki sana, bu adamla ne işin var? Nasıl ne işin var abla? Beni seviyor, iyi bakıyor, hediyeler alıyor. Daha ne isteyeyim ki? Demek daha ne isteyeceksin ha? Bu adam senden yaşlı. Yarın öbür gün toprak olur gider. Ya sen? Bu gençliğinde eser kalmamış halde sürüneceksin. Tekrar baba evindeki gibi açlık sefalet içinde mi yaşamak istiyorsun? Gençliğini çocuklu bir adam için heba etme. Deme öyle abla ya. Beni babamdan başka hiç kimse böyle sevmedi. Anlatmıştım sana daha önceki yanlış hayatımı. Ama şimdi... Demek o kadar çok seviyor seni. Hep öyledir zaten. O zaman ona söyle, senin geleceğini düşünsün. Dükkanı üstüne yapsın. Keşke kardeşim Kemal gibi bir kocan olsaydı. O zaman anlardın ne demek istediğimi. Ama ne yaparsan yap. Hadi iki tıkırdat Kemal gelmeden. Sen bizim falımıza bakana kadar Kemal geldi işte. Hoş geldin. Merhaba. Zamanlaman harika yani. Tam falımıza baktıracaktık ki geldin. Fal mı bakıyorsun sen Yeşim? Yok be Kemal. Öyle iki sallama. At var, kuş var. Bir gün de bana bak bakalım. Belki aşk meşk arar. Ne dersin? Hadi ama terziye yetişmem lazım Kemal. Hemen yetiştiririm ben seni. Ablalarım bir tanesi. Görüşürüz Yeşim. Görüşürüz Kemal. Hep ben size geliyorum Yeşim. Bir dahaki kahveler benden. Hadi görüşürüz. Thank you.
Nazlı abla. Karne baba, hepsi peçi. Ver bakayım Osman. Oo, aferin. Artık bugün en sevdiğin yemekleri yaparım sana. Çilekli pastayı da yapar mısın bana ablacığım? Yapmaz olur muyum hiç? Arzu, kim gelmiş kızım? Küçük beyefendim. Hadi koş babana göster karneni. Ben de pastanı yapayım seni. Koş. Oley be yaşasın. Hadi koş bakayım. Baba bak, karne aldım. Üstelik sınıf birincisi oldum. Sultanım, ne kadar güzel olmuşsun böyle. Osman da karne almış. Hepsi peki. Ha, baba mi? Bakmadı ki karneme. Ne gerek var oğlum bakmama? Sen söyledin ya, yeter. Aferin sana. Güzel bir hediyeyi hak ettin. Merak etme oğlum. Sana güzel bir hediye alırım. Muzaffer'cim, çok sıkıldım böyle beklemekten. Çıkalım mı? Affedersin hayatım. Hemen çıkalım. Babacığım nereye? Bugün annenle evlilik yıl dönümümüz yavrum. Kutlamaya çıkıyoruz. Gelmek ister misin? Aha. Allah aşkına Muzaffer, saçmalama. Bize bir kutlamadı bile. Hem ben baş başa kalmak istiyorum kocamla. Sen nasıl istersen hayatım. Osman'cığım, annenle benim başka yerlere uğramamız lazım. Sen sıkılırsın şimdi. Başka zaman seninle de çıkarız, olur mu? Hediyeni düşün, hemen alalım sana, tamam mı? Tamam babacığım, iyi eğlenceler. Sağ ol. Hadi prensesim. Ne oldu hayatım? Yok bir şey. Hadi ama güzel karıcığım, ben senin huyunu bilmez miyim? Senin canın bir şeye sıkılmış. Hadi anlat, ne oldu bakayım? Sen beni seviyor musun Muzaffer? Tabii ki seviyorum hayatım. Ne biçim soru bu? Peki neden o zaman benim geleceğimi düşünmüyorsun? Nasıl yani hayatım, anlamadım. Aramızda yaklaşık 20 yaş fark var. Eysi şu. Diyeceğimi sakın yanlış anlama. Söz ölüm getirmez. Ama ya yarın öbür gün sana bir şey olursa ne yaparım ben? Korkma. Bana bir şey olmaz. Ben hep yanındayım. Ya ben ne diyorum, sen ne anlıyorsun? Açıkçası şu. Sana bir şey olursa Osman'la ben ortada kalırız. Zavallı küçük Osman yetimhaneye, ben de artık. Sus Allah aşkına yeşim. Ama öyle. Elimde hiçbir şeyim yok ki. Galiba haklısın karıcığım. Yarın derhal tapuya gidiyoruz, dükkanı senin üstüne yapıyorum. Yalnız söz ver. Bana bir şey olursa Osman'ı hiç yalnız bırakmayacaksın. Düşünceli kocam benim. Ben de seni çok seviyorum. Osman'a gelince, o benim de oğlum. Her ne kadar beni sevmese de ben onu çok seviyorum. İçin rahat olsun Muzaffer'cim. Yeşim abla. Yani anne. Şey, lütfen biraz televizyonun sesini kısar mısın? Kısamam efendim. Git odanda ders çalış. Ama benim yeni odamda masa yok ki. Ne yapalım yani? Koskoca oda sana çoktu. Benim de giyinme odasına ihtiyacım vardı. Küçük odayla senin odayı değiştirdim. Ne var bunda? Hem sen bana hesap mı soruyorsun küçücük boyunla? Hadi hadi, çok konuşma da dersini çalış. Densiz ne olacak? Arzu, neredesin? Buradayım Yeşim Hanım. Tabaklarımızı kaldırmayı düşünmüyor musun? Hemen efendim. Muzaffer, artık şiştim bu kadının yavaşlığından. Vallahi ben yapsam daha hızlı yaparım. Bu ne böyle mıy mıy mıy? Tamam hayatım. Arzu abla, tatlı var mı? Olmaz olur mu Osman'cığım? Hemen getireyim. Şapırdatmasana sen de ağzını. Yeşim'cim, biraz sakin tatlım.
Yeşim'cim sakin. Yeşim'cim alttan al. Bu ne ya? Kukla mıyım ben? Size afiyet olsun. Yeşim, Yeşim. Yeşim, kız duymuyor musun? Aa, dalmışım abla, kusura bakma. Neler aldın bakalım, yüklenmişsin yine. Ay yok be abla, nerede? Kendimize 2-3 şey alırsak iyiyiz. Muzaffer ne var ne yok, Osman'ı alıyor hep. Yok bisikleti, yok üstü başı. Bize gelince sıkışırım Yeşimciğim. O benim güzel kızım, ablam demedi mi sana? Çocuklu adam da olmaz diye işte bu yüzden. Bak böyle yoğurduğunun sen de anca hava alırsın. Yok abla, dediğini yaptım. Dükkanı üstüme geçirdim. Güzel, çok güzel. Aferin sana. Abla dayanılacak gibi değil artık. Yemesi içmesi her şeyi batıyor. Bir de üstüne amanı öksüz annesine söz verdim demiyor mu Muzaffer? İşte o an tüm cinlerim tepeme fırlıyor. Vallahi ne yapacağım bilemiyorum abla hiç. Evden yolla Osman'ı. İmkanı yok. Hayatta bırakmaz Muzaffer Osman'ı. Sen de yollamasını sağla o zaman. Nasıl yani? Yani bir şeyler yapmaya çalış. Konuş, karşına al. Böyle olmuyor de. Ya ben ya Osman de. Çekil. Annesine söz vermiş. Ona bakmaya mecburmuş. Burayı sana dar edeceğim bacaksız. Göreceksin sen. Alo Muzaffer. Efendim hayatım. Osman odama girmiş, bütün eşyalarımı kesmiş. Ne? Bütün eşyalarını kesmiş mi? Utanmıyorsun değil mi? Ben babacığım, vallahi ben bir şey yapmadım. Ben yalan söylüyorum yani, öyle mi? Nasıl bir hainliktir bu ya, ben anlamıyorum. Baba yalan söylüyor. Hepsini kendi kesti. Bana bak Osman. Hem annenin bütün eşyalarını parçalayıp talan ediyorsun, hem de kendi yaptı diye iftira atıyorsun. Annem değil o benim. Bu kadın kötü kalpli. Benim güzel anne bir melekti. Görüyorsun değil mi Muzaffer? Ben sana diyordum da inanmıyordun. Varsa yoksa anası. Sen de halen onu koru. Ben neler çekiyorum yarabbim böyle. Osman çabuk özür dile. Yok artık, özür müzür kabul edemem. Bugün eşyalarıma kasteden yarın benim canıma kastetmeye kalkar. Ya yemin ederim ben yapmadım. Ben odamda ders çalışıyordum. Baba ne olur ona inanma. Yazıklar olsun sana Osman, yazıklar olsun. Beni düşürdüğün hale bak. İnan bana, annen senin bu halini görse sana hakkını helal etmezdi. Yazık! Yıkıl karşımdan. Ama baba... Kes artık Osman. Sen kötü bir kadınsın. Seni hiç sevmiyorum. Hem de hiç. Yalancı. Dilerim ki Allah'ım beni üzdüğün gibi seni de üzsün. Duydun mu dediğimi? Yarından itibaren anneannende kalacaksın. Daha fazla Yeşim'i üzmene izin vermem, anladın mı? Şimdi derhal odana git. Peki baba, dediğin gibi olsun. Çık yukarı. Bakın, anlıyorum ama durumum çok sıkışık. Birkaç gün ertelesek, benim de ödeme beklediğim yerler var. Selamünaleyküm Muzaffer.
Aleyküm selam Ethem dayı. Çay söyleyeyim değil mi? Çayı başka zaman içeriz. Nasılsın, iyi misin? Nasıl olurum dayı? Bort kırklakta. Ne hanımın ihtiyacı ne de dükkanın derdi bitiyor. Eskisi gibi dükkanın işleri değil. Vallahi ne yapacağımı şaşırdım. Bak Emre, sana bir iki nasihatim var. Çok değiştin. Sen böyle değildin. Eskiden sabahları dükkanı erken açardın. Şimdi 10 oluyor, 11 oluyor. Geç açılan dükkanın bereketi olmaz. Sonra cuma namazlarını eskiden hiç aksatmazdın. Haftalar oldu yoksun. Bu gidiş gidişliğiyle ol. Aman dayı. Başlama sabah sabah. Sabah mı? Namaza gelecek misin bugün? Yeşim gelecek. Dışarı çıkacağız. Haftaya inşallah. Sen bilirsin evlat. Ben dedim diyeceğim sana. Hadi kal sağlıcakla. Neyin var Muzaffer? Birkaç gündür ağzını bıçak açmıyor. Durumumuz çok kötü Yeşim. Hem de çok kötü. Nasıl yani? Kızım bizi yalnız bırakır mısın? Tabii efendim. Dükkanda işler hiç iyi gitmiyor Yeşim. Üstüne evin giderleri. Bizim bazı müsrif harcamalarımız derken çıkılmaz bir durumdayız. Aldığım malların parasını bile daha ödeyemedim. Yani? Yanisi şu. Kemerleri sıkacağız. Hatta karıcığım bir süre için Arzu Hanım'ı da işten çıkarmalıyız. Yok artık, daha neler. Kim yapacak evin işini, yemeği? Sen karıcığım tabii ki. Sen konuşursun Arzu Hanım'la yarın. Umarım geçici bir süredir Muzaffer. Umarım hayatım. Umarım. Yeşim, hayatım, karıcığım. Hadi ama hayatım, kahvaltıyı hazırla. Ya bıktım her sabah sana kahvaltı hazırlamaktan. O ne demek hayatım? Bu evin hanımısın sen. Kimden isteyeyim? Hem biliyorsun... Hem biliyorum. Kahvaltı etmeyince şekerin düşüyor, tansiyonun çıkıyor. Ben kendime koca yerine hasta, sen de kendine kadın niyetine hasta bakıcı aldın herhalde. Uf. Daha neler çekeceksin bakalım Yeşim Hanım. Gel, kahvaltın hazır. Aman da aman, benim karım bana güzel elleriyle kahvaltılar mı hazırlarmış? Hayatım, hemen çıkmam lazım. Bırak sınaşmayı da bana biraz para bırak. Vallahi bugün ödemeler var, sana para bırakamam. Zaten çok açığız. Tamam Muzaffer, istemedim varsay. El alem karısına neler oluyor, bizim geldiğimiz duruma bak. Aşk olsun Yeşim. Ben sana hediyeler almadım mı? Hem de en iyileri. Biraz anlayış ya. Hadi ben kaçtım karıcığım. Ha, unutma da mavi gömleğimi ütüle de yarın giyeyim. Ya sabır Allah. Canım annem, seni çok özledim. Acaba görüyor musun beni? Benim başıma neler geldi bir bilsen. Babam artık beni istemiyor. O yüzden anneanneme yolladı. Ama merak etme, ben burada mutluyum. Anneannemi de hiç üzmüyorum. Ama seni çok özledim anne.
Keşke senin yerinde ben olsaydım. A benim gınalı kuzum. Ne biçim laflar bunlar böyle? Annen çok üzersin böyle dersen. Duyar mı gerçekten anneanne? Duymaz olur mu be küçük oğlan? Hadi üzme anneni. Bol bol dua et. Tamam anneanne. Oy kuzum. Geldim. Kemal, hayırdır Melahat ablaya bir şey mi oldu? Yo, geçiyordum bir uğrayayım dedim. İyi etmişsin. Böyle ayakta mı duracağız? Şey... Bir kahve ikram etmeyecek misin? Affedersin tabii, buyur. Hayır, belli bir süre memlekete gitmesi gerekti. Durum böyle olunca işler bana kaldı. Ben de Muzaffer abinin işleri kötü gidiyor diye duydum. Evet, pek iyi gitmiyor. Ama idare ediyoruz işte. Sen ne yaptığının farkında mısın Yeşim? Kendini ziyan ediyorsun buralarda. Yazık vallahi. Neyse Yeşim. Ben kaçayım. Görüşürüz sonra. Buyurun. Hayırdır Muzaffer Bey? Telefonlarımıza çıkmıyorsun artık. Olur mu hiç öyle şey? Duymamışımdır. Sessizde kalmış herhalde. Hadi yedik yuttuk gargara yaptık diyelim. Bana bak Muzaffer Efendi. Borcunu 2 gün içinde ödeyeceksin. Yok ödeyemem diyorsan sen bilirsin. Nereden bulayım o kadar parayı 2 günde? Biraz vakit verin. Lütfen. Biz diyeceğimizi dedik birader. Gerisi sana kalmış. Bakın. Gerçekten çok sıkışım. En azından... Bir hafta mühlet verin. Tam 2 gün süre sana. Hadi kolay gelsin. Allah'ım ya Rabbim, ne yapacağım ben bu kadar parayı nereden bulacağım? Görmen lazım elbiseyi hayatım. Düğünde en güzel ben olacağım. Yarın hemen alalım aşkım. Aşkım? Muzaffer, sen beni dinlemiyor musun? Efendim hayatım, bir şey mi dedin? Elbise diyorum, yarın alırız değil mi? Ha maalesef hayatım. Evdekilerden bir şey uydur. Şu an durumumuz müsait değil biliyorsun. Of ya, ne çileli başım varmış benim. Yeşimcim, ne diyeceğim sana? Dükkanı diyorum, yarın ipotek ettirsek... Ben de bankadan kredi alsam. Borçlarımız çok birikti. Ya sen ne biçim bir adamsın? Ne biçim konuşuyorsun Yeşim? Böyle konuşuyorum bundan sonra. Dükkanı ipotek mi etseymişiz? Oldu canım başka. Kredi alacakmış, borçlarımızı ödeyecekmiş. Hem nereden benim borcum oluyormuş, senin borcun? Lütfen Yeşim, kırıcı oluyorsun. Ben ne yaptıysam senin için yaptım. Beni bağlamaz. Bu dükkan benim geleceğim. Sen ölürsen benim teminatım. Anladın mı? Sersefi kalamam ortalarda. Ben ölürsem mi? Ya sen nasıl bir insansın? Ben senin için oğlumu bile evden yolladım. Yazıklar olsun. Ya sen ne hesaplar peşindesin? Lanet olsun sana. Esas sana lanet olsun. O öksüz oğlunu analık ettim, yaranamadım. Sana bakıcılık ediyorum, yaranamıyorum. Beğenmiyorsan beni çeker gidersin, anladın mı? Göreceksin sen, duydun mu? Ben bilirim sana edeceğimi. Thank you.
Abla artık dayanamıyorum. Ya şu genişliğe bakar mısın adamdaki? Dükkanı ipotek edilmiş. Daha neler ya? Aslında abla, ev haciz gelebilir. Haciz mi? Evet. Altı karı falan varsa derhal evden çıkar. Ne diyorsun abla sen? Onlar benim, kimse alamaz. Vallahi canım, icra gelirse alırım mı alamaz mı o zaman görürsün. Çok canım sıkıntı söylüyorum şimdi. Altı karı nerede? Evde abla, nerede olacak? Tamam. Yarın neyin var neyin yok bana getiriyorsun. Ben sana diyorum değil mi yeşim? Bu hallere düşecek kadın mısın sen? Anlamaz onu. Hatta ablamların yazlığına gidelim birkaç gün. Kafanı dinlersin. Bu zaferde ne hali varsa görürsün. Biz de önümüze bakarız değil mi yeşim? Tamam abla. Yarın görüşürüz o zaman. Ben gecikmeyeyim. Son şansın yeşim. İyi düşün. Haftaya biz ablamlara gidiyoruz. Geldin geldin. Ha yok gelmedin. Altınların da dükkanın da elimden gider. Ben sana söylemiştim demekten artık dilimde tüy bitti. Neyse benim çok işim var. Ben de gideyim Yeşim, artık. Ablamın dediklerini ve benim her zaman yanında olduğumu unutma. Görüşürüz. Çok iyi bak. Onu kimseye muhtaç bırakma. Hayatım, günaydın. Umarım affedersin beni. Alo? Ne? Ne diyorsunuz siz? Hemen geliyorum, hemen. Boşaltın. Durun, ne yapıyorsunuz? Bırakın onları. Lütfen zorluk çıkarmayın Muzaffer Bey. Biraz süre ne olursunuz. Yalvarırım. Şunları da alın. Yok hayır, alamazsınız. Kredi çekeceğim. Ödeyeceğim. Ama Muzaffer Bey. Yardım çağırın çabuk. Ambulans çağırın. Muzaffer Bey. Muzaffer Bey. Maalesef eşiniz geçirdiği beyin kanaması sonucu bundan sonraki yaşamını yatalak olarak geçirecek. Hastayı birkaç gün içinde çıkarabilirsiniz. Nazan! Affet beni Nazan. Nazan, affet. Affet Nazan. Gel, ne sesleniyorsun Mendemur? Günaydın hayat. Yardım eder misin? Of! Benim bu derdim hiç bitmeyecek. Ay, yine leş gibi kokuyorsun. Bıktım artık senin altını temizlemekten, yatalak kocaya bakmaktan. Yeter ya, yeter. Çok özür dilerim. Geldim. Bekle burada beni. Sanki bir yere gidebileceksin de. Ana. Vurmuyorlar. Hadi. Hadi. Acil etsene. At. Hadi vur. At. Anne. Gel. Ol.
Baba. Hadi. Görüşürüz. Hadi, daha hazır değil misin sen? Hazırım abla, geldim. Aldın değil mi altınları? Aldım abla, merak etme. Aferin. Abla, doğru yaptığımıza eminsin değil mi? Sanki çok acımasız davranmışım gibi geliyor. Aa, yeter ama pişmansan kal. Çekemem senin vicdan oyunlarını. Karar ver, Kemal'le mutlu bir gelecek mi? Yoksa burada yatalak bir adamın altını temizleyerek ömür tüketmek mi? Haklısın abla. Ha şöyle, hadi yolumuz daha uzun. Kemal'i fazla bekletmeyelim. Yürü, hadi. Yeşim. Neredesin Yeşim? Bırakmadın beni değil mi? Neredesin? Artık ne sana ne de bu yaşama şekline dayanamıyorum. Önce bir öksüz baktım, yaranamadım. Şimdi de bir yatalığa bakıp hayatımı zindan edemem. Aslına bakarsan pişmanlık da duymuyorum. Sen değil miydin hasta karısını benim için terk edip? Onun ölümü kanserden olmadı. Senin yüzünden oldu. Nazan'ın katili sensin. Şimdi ben de kendim için, Kemal için seni terk ediyorum. Elveda. Nazan'ım affet beni. Bilemedim kıymetini. Sözümü tutamadım. Osman'ımıza bakamadım. Affet beni. Cahillik ettim. Sadakatsizliğime kurbanı oldum. Kendim ettim, kendim buldum. Allah'ım affet beni. Affet. Sen sakın üzülme. Ben hep senin yanında olacağım. Osman, senden bir şey isteyeceğim. Babana git yavrum. Sana ihtiyacı var. Onun kimseye ihtiyacı yok. Artık beni de sevmiyor. O pis kadın yuvamızı dağıttı anne. Senin resmini çok gördüm ana. O seni çok seviyor. Osman'ım, babana git. Allah herkesi affeder. Bunu unutma.
Sen de affet. Anneciğim gitme. Yasim abla. Yasim abla kapıyı aç. Baba. Baba. Babacığım. Baba kapıyı aç. Osman. Anahtar saksının altında. Osman! Baba, babacığım! Osman'ım, çok çektirdim sana. Göremedim yeşimin sana ettiklerini. Affedebilecek misin bu aciz adamı? Babanı... Annemi kaybettim, seni de kaybedemem baba. Yavrum, yavrum, canım. Bir kişiden daha af dilemem lazım Osman. Nazan, sana bakacak yüzüm yok artık. Yok, biliyorum. Sadakatsiz oldum sana karşı. Ne iyi bir koca olabildim sana. Ne iyi bir baba olup oğlumuza sahip çıkabildim. Görüyorsun halimi. Her şey bu dünyada karşılığını buluyor. Bundan sonra ömrüm boyunca her günüm senden af dilemekle geçecek. Affet beni Nazan. Affet. Ne oldu? Ne işin var senin burada? Ne işin var senin burada? Ne işin var ha? Söyle! Hangi yüzle karşıma çıkıyorsun? Muzaffer ne olur dinle beni. Bir hata ettim ve cezamı çektim. Görmüyor musun halimi? Az bile etmişler sana. Ne oldu? Aşığın seni koruyamadı mı? Aşığın falan değil o benim Muzaffer. Melahat şeytanıyla Kemal sevgiliymiş. Altınlarımı alıp beni bu hale getirip sokağa attılar. Gidecek hiçbir yerim yok. Ne olursun affet beni. Dinle Muzaffer ne olur. Yürü Osman, yürü. Muzaffer. Annem hep Allah affedendir derdi Yeşim abla. Cennet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.